Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Neml suresi 59. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kulilhamdülillah ve selamun ala ibadihillezine istafa. Allahu hayrun emma yuşrikun. Emmen halak semavati vel ard. وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا إله مع الله بل اَكْثَرْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرِّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اَاِلَٰهٌ مَعَ اللّٰهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قَلِيلًا مَا تَتَفَكَّرُونَ قَلِيلًا مَا تَعْقِلُونَ diye çoğaltılabilir. Bismillah. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اَمَّنْ يَهْد۪يكُمْ ف۪ي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اِلَٰهٌ مَعَ اللّٰهِ Ya haşa, Allah'ın dışında var mı onunla beraber başka bir ilah? Sürekli akla havale ediyor Cenab-ı Hak. اِلَٰهٌ مَعَ اللّٰهِ Asla. O halde تَعَالَ اللّٰهُ اَمَّا يُشْرِكُونَ اِلَٰهٌ مَعَ اللّٰهِ تَعَالَ اللّٰهُ اَمَّا يُشْرِكُونَ اَمَّنْ يَبْدَوْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اَاِلٰهٌ مَا اللّٰهِ Sürekli, sürekli. اَاِلٰهٌ مَا اللّٰهِ Bismillah. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبِ اِلَّا اللّٰهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اِيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ اِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا Elhum minha amun. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. 66. ayet-i kerimeye kadar ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak sürekli zaten Kur'an-ı Kerim'in sonlarında da baktığımız zaman efela yaqilun, efela taqilun, efela yetedebberun, efela yetefekkerun diye Cenab-ı Hak sürekli akla havale ediyor. Düşünmez misiniz diyerekten sürekli düşünmeyi Cenab-ı Hak teşvik ediyor. Burada da aynı şekilde sürekli emilla, yani Allah'tan başka ilahun ma Allah, Allah'tan başka haşa, var mı başka bir ilah? Bismillahirrahmanirrahim. 59'u da Neml suresi. Ey Muhammed, de ki hamd Allah'a mahsustur. O da minel ezel ilel ebed. Esma-i ilahiye sayısınca, zat-ı ilahiyesine yakışır derecede, ezelden ebede kadar, kimden, her kimden, her kime olursa olsun. Ne kadar hamdu, sena, şükür, övgü, medi, takdis var ise hepsi Allah'a mahsustur. Ona layıktır. Selam onun seçtiği kullarına. Allah mı daha hayırlıdır yoksa onların ortak koştuklarına? Kıyasa bile girmez. Mukayeseye bile girmez. Bir tarafta ezeli ve ebedi olan Allah, öbür tarafta insanın kendi eliyle yaptığı tahtadan, betondan, hamurdan, helvadan veya kendisinden aşağı ateş gibi, güneş gibi, affedersiniz inek gibi, kendisinden kat kat aşağı olan bir şeye ibadet etmesi şaşıracak bir şeydir. Bismillah. Yahut gökleri ve yeri yaratan ve size gökten yağmur yağdırıp onunla ağaçlarını sizin yetiştiremeyeceğiniz gönül alıcı güzel bahçeler meydana getiren mi? Yani bakın, bunu o haşa yapmamış olsa kime vereceksiniz? Kendisi muhtacı himmet bir dede, nerede kaldı gayrı himmete de? Bismillah. Allah ile birlikte başka ilah mı var? Hayır. Onlar Allah'a eş tutan bir kavimdir. Burada bir not, ayetin son cümlesi, hayır onlar Hakk'a sırt çeviren bir kavimdir şeklinde de tercüme edilir. Burada tabii kelimenin gelmiş olduğu farklı manalar, onun için devamlı
belagat yönünü de, kelimelerin geldiği manaları da zikretmeye çalışıyoruz. Bismillah 61'de. Yahut yeryüzünü karar kılma yeri yapan, içinde nehirler akıtan, onun için oturaklı dağlar yapan ve iki denizin arasına bir engel koyan mı? O mu daha hayırlı? Ta 1400 sene evvel Kur'an bunu bahsediyor. Rahman suresinde de var. Meracel bahreyni yeltekiyan beynehuma berzahun la yeltekiyan. İki deniz, tatlı ve su, birbirine aynen olduğu halde bitişip geçmiyor. Kaptan Kusto'nun Müslüman olmasına sebep olan 1400 yıl sonra ancak buna vakıf oluyor beşeriyet ilmiyle. Bismillah. Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Hayır. Onların çoğu bilmiyor. Hakikaten öyle. Yani bilmiyor değil, Kur'an ifadesiyle zalûmen cehûlâ. Abartılı derecede zalimlik ve cahillik yapıyorlar. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilah mı var? Sürekli kafaya vururcasına adeta. Düşünmeyi sevk edip, ne kadar az düşünüyorsunuz. Ya. Yahut karanın ve denizin karanlıklarında size yolunuzu gösteren ve rahmetinin önünden rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen mi? O mu daha hayırlı? Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? Allah, onların koştuklarından, ortak koştuklarından yücedir. Münezzeh ve âlidir. Yoksa başlangıçta yaratmayı yapan, sonra onu tekrarlayan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Sürekli Allah yerleri, gökleri, geceyi, gündüzü, sürekli bunları nazara veriyor. Çünkü her gün iç içe olduğumuz şeyler. Düşünmez misiniz? Yani yine Araplar mesela devamlı çölü görüyor, gökyüzünü görüyor, deve. Onun için Cenab-ı Hak efela yanzurune ile ilel ibli keyfe hulikat ve ile semai keyfe rufiyat ve ilel cibali keyfe nusibet ve ilel ardı keyfe sutihat. Tezekkir. İnnemâ ente müzekkir. Leysa aleyh bir musayitir. Bismillah. Allah ile birlikte başka bir ilah mı var? De ki, eğer doğru söyleyenler iseniz kesin delilinizi getirin. Kesin olacak. Bismillah. De ki, göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler. Ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değillerdir. Ahiret gününün gerçekleşeceği hakkında bilgi peygamberler aracılığıyla onlara peş peşe gelmiştir. Fakat onlar bu konuda şüphe içindedirler. Daha doğrusu onlar ahiret gerçeğini görmekten yana kördürler. Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür ve görmez. Her şeyi maddi olarak çünkü değerlendiriyorlar. Burada 62. ayetin nüzul sebebiyle ilgili o şeyler mi hayırlıdır yoksa darda kalana, kendisine niyaz edip bakana, kendisine niyaz ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı? Cabir bin Süleym el-Hüceymi diyor ki, ben Resulullah aleyhissalatü vesselam, Allah'ın Resulü sen misin dedim. Resulullah evet dedi. İnsanları neye davet ediyorsun dedim. Resulullah, ben insanları sadece Allah'a davet ediyorum. Öyle Allah ki, senin bir sıkıntın olduğu zaman ve o sıkıntının giderilmesi için ona dua ettiğinde o sıkıntını giderir. Kıtlık olduğunda, kıtlığın giderilmesi için dua ettiğinde senin için bitkiler bitirir. Sen çölde bulunup bir şey kaybettiğinde ve onu bulmak için kendisine yalvardığında onu sana buldurur dedi. Bunun üzerine ben Müslüman oldum. İbrahim Aleyhisselam dediği gibi, o izâ merittü fe yeşfîn. Ben hasta olduğumda bana şifayı o verir. Aslında bütün problem burada. Yani bunu verenin kim olduğunu insanın bilememesi, anlayamaması, kavrayamaması. Kimden geliyor bu? O hastalığı veren kim olduğunu bilirse şifayı da doğru yerde aramış olur. Ama insanlar hastalığın kimden geldiğini ya gafletiyle ya dalaletiyle, ya cehaletiyle ya da zulmüyle, yani karanlıklarıyla bilip anlamadıkları içindir ki talep edecekleri yeri de bilmiyor. Hani düşün adam, hani hasta olan bir insan ilacının eczanede olduğunu, ondan sonra doktora gideceğini bilmezse ne olur? O hastalık onunla beraber geldiği gibi onu da götürür aynı şekilde. Evet, Kadı Beyzavi'de arzın halifeleri. Yani insan, zaten Cenab-ı Hak Bakara'nın başında da inni cailun fil ardı halife. Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor meleklere. Yani seçkin ve aynı zamanda halife sonradan gelen selefin diğer zıddı olmuş oluyor. Sürekli bir şekilde seçkin, en son model, en son yaratılan,
en son özelliklerle donatılmış bir varlık yaratacağım diyor Cenab-ı Hak. Evet, onların sürekli akıllarına vuraraktan kim daha hayırlı? Bir düşünün bakayım. Yani bir yandan Allah mı, yerleri, gökleri, her şeyi yaratan Allah mı, yoksa sizin o taptıklarınız mı? Bakın, bir mukayese yapın. Gerçi kıyasa girmez, o ayrı mesele, ama madem düşünemiyorsun, anlayamıyor, idrak edemiyor, o halde bir kıyas yapsın bakalım. O taptığı mı daha hayırlı, yoksa kendisini de, her şeyi de, sonsuz alemleri, her şeyi de yaratan Allah mı? Yani sonsuz olan Allah'ın o yarattıkları yarattıklar mı, yoksa yaratan mı? Bir şöyle bir mukayese yapsın. O yaratılan nerede, yaratan nerede? Yani hiç Halık'la haşa mahluk bir olur mu? Bir mahluk yok iken sonradan yaratılmış, diğeri Halık. Bizzat yaratan, yoktan yaratan, meydana getiren. Evet. Denizin karanlıklarında rüzgarı da aynı şekilde müjdeci olarak gönderen Allah mı daha hayırlıdır? Yani sürekli bir şekilde akla hitap ederek Kur'an-ı Kerim aklı devreye sokuyor. Yani çünkü akıl devreye girdiği zaman en azından bir noktada dank etmesi lazım tabiri caizse. Düşünmesi lazım. Gerçekten öyle ya. Hakikaten ya. Allah mı hayırlıyorsa bu benim her gün taptığım put mu? Daha önce de ifade ettim. Adamın birisi her sabah evinin önündeki puta tapıyormuş. Bir gün gene çıkıyor. Bakıyor ki, affedersiniz, bir tilki gelmiş putun üzerine pisliyor. Adam o sırada jeton düşüyor. Allah Allah diyor. Bir tilkinin kendi üzerine bevletmesinden, pislemesinden dolayı kendisini koruyamayan bir put beni nasıl koruyacak diyor. Ve tutuyor o putu, kırıyor, atıyor. Ve ondan sonra o puta bir daha da tapmıyor. İşin doğrusu o değil mi? Hakikaten o. Yani o nerede ki kendisini koruyamıyor. Affedersiniz, onun pislemesinden kendisini kurtaramıyor. Yani bir başkasını nasıl kurtaracak? Eğer varsa bir mahareti, o tilkiye engel olsun. Varsa bir ihtiyacı, o ihtiyacını celbetsin. Ne ihtiyacını celbedebiliyor, ne de verilecek zararı def edebiliyor. Mümkün değil. Evet. Burada Zemahşer'in bir şeyi var 59'da. Yüce Allah peygamberine kendisinin birliğini gösteren, gücünü ve hikmetini delillerle anlatan şu ayetleri okumasını ve Allah'a hamd ve peygamberlere salat ile başlamasını emretti. Burada güzel bir davranış iyi bir şekilde öğretilmektedir ki bu da Allah'a hamd etmek ve peygambere salat ve selam getirmektir diye güzel bir giriş yapıyor. Bu da Saffetü Tefasir'deki ayetlerin tefsir ve izahı buradaki yorumu olmuş oluyor. Tabii her tefsirin ayrı hakikaten hususiyetleri var. Burada da her bir kelimenin gelmiş olduğu manalar, aynı zamanda edebi kurallar, aynı zamanda edebi sanatlar, belagat kuralları da burada aynı şekilde zikredilmiş olmaktadır. Onu da bilgilerinize arz etmiş olayım. Evet, ayet-i kerimenin genel olaraktan tahliline bakacak olursak, evet, 60. ayet-i kerimeden itibaren Bismillahirrahmanirrahim. Yoksa o gökleri ve yeri yaratan mı? Arapçada atıf harflerinden biri olan em. Burada Kur'an-ı Kerim bunu çokça şey yapar. İşte akla buradan. Yoksa. Biri muttasıla, biri munkataa olmak üzere iki kısımdır. Muttasıl olan em, soru hemzesi karşısında edilgen bir terdit, yani iki ihtimalli bir mana ifade eder. Tekrarlı. Munkatı olan em ise cümlenin başına gelerek bel gibi idrap, yani sözü başka yöne çevirme. Darp kökünden geliyor. Sözü başka yöne çevirme ile hemze, yani soru manasına gelmiş olur. Şu sizin askerleriniz hani kimlerdir? Mülk 20'de olduğu gibi. Onunla ilgili burada 60. ayetin burada hem belagat yönünü, diğer cihetlerini de izah sadedinde 3 sayfalık tefsirlerden bu izahatı oradan çıkartmış olduk. Evet. 60. ayet-i kerimede yine ağaç ve bitki. Tur-i Sina'dan çıkan ki size gökten kim su indirdi de onunla sizin bir ağacını dahi bitiremeyeceğiniz gönül açan bahçeler bitirdi. Yani Allah bunu bitirmemiş olsaydı hakikaten bunu kim bitirebilirdi? Yani demek ki ağaçları ve bitkileri, her gün iç içe olduğumuz, hayatımızı idame ettiğimiz bu şeyler. Kur'an'da toplam olarak 26 defa zikredilmiş olmaktadır. Ağaç ve birlikte gelen bitirmek ve ağaç veya çalı anlamlarına gelen şecer. Şecer kelimeleri tüm Kur'an'da 26 şar defa zikredilmiş olmaktadır bilgilerinize.
Evet, 61. ayet-i kerimede demin dediğim gibi iki deniz arasında hakikaten iki deniz arasında bir engel koyan o mu daha hayırlı? Furkan suresinin acı su ve tatlı su. Furkan suresinin 53. ayetinde de orada da geçtiğini ifade ettiydik. İki deniz arasında Arap Yarımadası, Hint Okyanusu ile Akdeniz, Atlas Okyanusu'ndaki meşhur sıcak deniz akıntısı. Bilindiği gibi bu konu Kur'an'ın üç ayrı yerinde az değişik anlatımla açıklanmıştır. Furkan 53. ayette o iki denizi salıverip yaklaştırdı. Şunun suyu tatlı, içimi kolay. Bunun suyu tuzlu, acı. Aralarında da birbirlerine karışmalarını önlemek için bir engel, aşılması zor bir sınır koydu. Diğeri Nemin suresi, buradaki 61. ayet. Diğeri Rahman suresi, 19 ve 20. ayet. Dediğimiz gibi bu da araştırması neticesinde Kaptan Kusto bunu buluyor. Daha sonra bir Müslüman ya bu Kur'an'da vardır deyince hayret içerisinde kalıyor. Yani okumamış ümmi olan bir peygamber 1400 sene öncesinde, 1400 sene sonra işin ehli olan, araştırmacı olan biri tarafından bulunmuş olması garibine gidiyor ve ondan dolayı Müslüman oluyor. Haciz'e ifadesi iki şeyin arasına ayrıcı bir şey koyarak haciz, engel, birbirinden ayırmak manasına geliyor. İki deniz arasına set koymuştur. Denmesinin nedeni Şam ile Badiye arasında bir engel oluşturmasındandır. Sizden olan hiçbiriniz de onu koruyamazsınız gibi engel manasına geliyor. Onunla ilgili izah burada ifade edilmiş olmaktadır. Evet, 62. ayette yoksa kendisine yakardığı zaman bunalımışa karşılık veren ve başındaki sıkıntıyı gideren sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı? Ne de kıt düşünüyorsunuz değil mi? Bütün bu ayetlerde de aynı. Sürekli düşünceye havale ederek yani Allah aşkına bir bakın ya kimdir? Yani bunca sizlere bu ortamı hazırlayan, hayatınızı idame ettiren, siz bile kendinizi bilmiyor iken kendinizden habersiz, anneniz babanız bile sizden habersiz iken sizi unutmayan, düşünmeyen, hayatınızı devam ettiren bir Rab mı daha hayırlıdır? Yoksa sizinle beraber sonradan meydana gelmiş olan, sonradan yaratılmış olan, dediğim gibi kendisi muhtaç durumda olan birisi mi daha hayırlıdır? İnsanın düşünmesi lazım. Kur'an bu noktayı ifade ediyor. 62. ayette Arap müşrikleri bela ve felaketleri sadece Allah'ın kaldırıp uzaklaştırdığını bizatihi biliyor ve anlıyorlardı. Bundan dolayı bir musibetle karşılaştıkları zaman yardım için yalnız Allah'a yalvardıklarını Kur'an-ı Kerim onlara tekrar tekrar hatırlatmış oluyor. Bununla ilgili En'am 29-41, Yunus 31. ayet, 21-22, Nahil 46, İsra 84. ayet kerimelerde de bunlar ile ilgili bilgiler var. Mesela burada bir noktaya da işaret etmiş. Hatta o kadar ki Araplarda bu olduğu gibi dine karşı düzenli bir propaganda sürdüren dinsiz sosyalist Ruslar bile 2. Dünya Savaşı'nda Alman kuvvetleri tarafından sarıldıkları zaman kendilerinin deyimiyle Tanrı'ya yalvarmak mecburiyetinde kaldılar. Tabii zora düştüğü zaman insan ister istemez Allah diyecek. Ve Kur'an'da diyor ya, onlara desen yerleri ve gökleri yaratan kimdir? İster istemez leyekulunallah. Arapçada baştaki lam ile sondaki şeddeli nun tahkik ve kuvvetli bir ifadedir. Kesin ve kesin. 62. ayette hulefel ard yani yeryüzünün halifeleri, seçkinleri, arzda, geçmişlerin yerlerine kalan demek ise de onların yerlerine selefin zıddı olduğu içindir ki ahkam-ı ilahiyenin icrasına memur, hilafet sahipleri demektir. Ya, diğer bir ifadeyle yeryüzünün hükümdarları manasına da gelmiş olmaktadır. Hulefail art ifadesi. Evet ve 63. ayeti kerimede nüşur ifadesi geçmişti. Neşir, menşur aynı kökten gelir. Naşir. Bu da Kur'an'da dört şekilde tefsir edildi. Her biriyle ilgili birkaç ayet vardır. Bir, hayat, canlılık manasında kullanılır. Nüşur, bağıs, diriliş, diriltiliş manasında kullanılır. Neşir, yaymak, yayılmak manasında. Bir de dağılmak, ayrılmak gibi manalarda kullanılır ve ilgili ayetlerde burada zikredilmiş olmaktadır. Evet, yine 63. ayette zulümat ifadesi geçmişti. Zulüm, zalim de mesela karanlık işlerle uğraştığı içindir ki zulümat karanlığı da ifade ediyor. Ancak Kur'an'da genel olarak da iki manada kullanılıp ilgili birçok ayette mevcuttur. Birinci karanlıklar lafzı çeşitli dehşetler, dehşetli haller manasında, diğeri ise safhalar, merhaleler anlamında olmuş olmaktadır. Yani denizin dalgaları gibi kat kat bir şekilde o zalim olan insanlar da karanlıklar içerisinde olduklarını
bir nebze ifade etmiş olmaktadır. Evet, 64. ayette, yoksa önce yaratan, sonra da yaratmayı tekrar edecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah'ın yanında başka bir ilah mı? De ki, şayet doğru sözlüyseniz delilinizi getirin. Öyle hakikaten o mu? Bir düşünün bakalım. Ve bununla ilgili bütün bu ayet-i kerimeler, burada zikredilmiş ayet-i kerimeler de onu ifade ediyor. Yasin suresinde de قَالَ مَنْ يُحْيِي الْاِزَّامِ وَهِيَ رَمِيمِ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَاءَ اَوَّلَ مَرَّ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Bütün yaratmaları bilen, her şeyi yaratan mı daha hayırlıdır, yoksa hiçbir şeyden haberi olmayan diğer varlıklar mı? Bu noktada da dediğimiz gibi sürekli düşünceye havale ederekten Kur'an-ı Kerim akletmeleri insanları istiyor. Bürhan delil anlamına gelse de Kur'an-ı Kerim'de de iki farklı şekilde olup ilgili ayetler vardır. Birincisi, bürhan, hüccet, delil manasında. Bürhan ikinci olarak belge, işaret, alamet manasında ve ilgili ayetlerde zikredilmiş olmaktadır. Evet, ve 65. ayet-i kerimede burada gayb ifadesi, bununla ilgili yapılan bir çalışmayı fihrist olarak size en azından, gayb bilinmeyen şeydir. İnsan, Kur'an'da insan ve gayb arasındaki ilişki, onunla ilgili bir çalışmanın fihristini burada istifade edilmesi amacıyla yapılan bir çalışmanın fihristini burada sizlere ayrıyeten arz ediyorum. Ben kendim de o konuda bir çalışma yapmıştım. Gayb ile ilgili tespitler.com, mehmetözcelik.com. Sadece başlık olarak bunu, onun haricinde de vardı aslında epey. Sohbet olarak da vardı. Buradan da gayb ile ilgili olarak da inşallah istifade edilebilir. Epey uzunca da aslında yazmıştım. Bununla ilgili 2003 yılında. Gayb konusu ile alakalı olaraktan. Ve yine 65'te Allah gaybı Allah'tan başkası bilmez. Amenna. Bununla ilgili bütün bu ayetler gaybı yalnız Allah'ın bileceği ifade edilmekte. Ki mesela Lokman suresinin en sonunda da muhayyibat-ı hamse diye bilinen 5 gaybi şey. Aynı şekilde ancak şunu ifade edelim ki mesela Kur'an'da Efendimiz için وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. O Muhammed kendi heva ve hevesinden, arzusundan, keyfinden konuşmaz. O ancak Allah'ın kendisine vahyettiği şeyleri söyler. Eğer geleceğe dönelik bir nokta var ise o ancak gaybilikten çıkmıştır. O elbette ki Allah'ın bildirdiği bir noktadır. Mesela İstanbul'un fethinden tutunuz da kıyamet alametlerine varıncaya kadar elbette ki Rabbimizin işaret olaraktan, örnek olaraktan sunmuş olduğu şey var. Yine Kur'an'da başlıklar halinde gayb kavramı içerisinde de bu başlıklardan da bakılabilir. Yani onda bir tereddüt yok. Amenna. Gaybı ancak ve ancak Allah bilir. Gaybı bilen sadece elbette ki Allah'tır. Onun dışında elbette gaybı bilmez. Cinler de aynı şekilde bilmez. Bunun en güzel örneğini öncesinde de Süleyman Aleyhisselam'ın şeyinde de anlattım. Süleyman Aleyhisselam bir bastona dayandığı halde cinleri ağır işlerde çalıştırıyor, tarla işlerinde. O sırada vefat ediyor. Bir ağaç kurdu, bastonun içerisine giriyor, kemiriyor. İlla dabbetül ardı ye'kulu min se'ateh diye ayette geçiyor. Ve 3 gün sonra içerisini boşaltınca, ağırlığı da basınca düşüyor. Cinler geliyorlar, bakıyorlar ki vücut soğumuş. Ne zaman? 3 gündür ölmüş. Allah onlara da böylece gaybı bilemeyeceklerini ifade ediyor. Ya da çalınan şeyleri bilebilir mi? Gaybi olmayan, yani diyelim ki, mesela burada ben genel olarak da şunu söyleyeyim. İnternete ulaşan bir insan ile internete ulaşmayan bir insanın bilgi farkı ne ise aynen onu gibidir. Yani internete sahip olan bir insan, iletişim araçlarına sahip olan bir insan, bazı şeyler öbürü diğeri ondan mahrum olan insana göre gaybi olan şeyler diğerine göre gaybilikten çıkıyor. Çünkü görüyor. Videosunu da görüyor. Onun belgesini, bilgisini de görmüş oluyor. Yani böylece bilinen veya gösterilmiş olan şeylerdeki gaybilik olayı kalkınca artık o gaybı bilmek anlamına değil. Burada onunla ilgili burada 3 sayfalık notları arz etmiş oldum. Evet, yine 65. ayette yaratma, idare ve besleme için gerekli imkanları temin açısından düşünüldüğü zaman Allah'ın bir ve tek ilah olduğunu ispat için daha önce geçen ayetlerde deliller serdedilmiştir. Sürekli Cenab-ı Hak, hatta demin ifade ettiğim gibi bazı ayetlerde yoksa o değil mi diyerekten, düşündürerekten, akla havale ederekten düşünmez misiniz, akletmez misiniz, tefekkür etmez misiniz, tedebbür etmez misiniz diyerekten sürekli düşünmeye, düşünceye. Rabbimiz o manada kimin daha hayırlı olduğunu ifade sadedinde insanın karar vermesini istiyor. Yine bütün bu ayetlerde de aynı şekilde burada görülen
Bütün bu ayetlerde de Rabbimiz o düşünceye insanı havale ederekten düşünmesini istiyor. Düşüncesiyle karar vermesini arzu ediyor ki bir mana ifade etmiş olsun. Evet, gaybı Allah'tan başkası amenna bilemez ve dediğimiz gibi burada da ilgili olan ayet-i kerimelerde mevcut olmuş olmaktadır. Yine gayb ile ilgili yapılan bir çalışmanın da burada firist olarak ben sizlere arz etmiş olduk. Ayet-i kerimenin gramer tahliline bakacak olursak Bismillahirrahmanirrahim 59'dan itibaren selam ifadesi mübtedadır. Car ve mecrur olmuş olup habere müteallıktır. Aynı şekilde mübtedanın nekre olarak gelmiş olması caizdir çünkü dua makamındadır. Ellezine ibadehunun sıfatıdır. Ma mastariyedir. Mastarı müevvel olmuş olup celale matuftur. Allah'ın celali ismine matuftur. Yani ey şirkevim takdirindedir. Allah hayr ifadesi ise müstenifedir. 60'ta munkatıadır lil idrabi. Demin de ifade ettiğimiz gibi başka farklı bir yöne çevirmek içindir. Darp manasında. Men ismi mevsuldür, mübteda ve haber ise mahsuftur. Takdiri mi? Takdiri şu olmuş olur. Kemenlem yahluk manasında. Zat-ı ifadesi sıfattır. Makâne lekum ifadesi de hadaikanın sıfatıdır. Mastar-ı müevvel olmuş olmaktadır. Entümbitu ifadesi ve kânenin ismidir. İlahun maallah ifadesi müstenifedir. Aynı şekilde belum kavmun ifadesi de onun gibi müstenifedir. Yadilune cümlesi ise sıfat olmuş olmaktadır. 61'de yine yukarıdaki gibi munkatı olmuş olup nazarları başka şeye çevirmek, yönlendirmek içindir. Men mevsul ve müptedadır. Haber ise mahsuftur. Takdiri şöyle. Kemenlem yecaal takdirindedir. Hilaleha ifadesi ise ikinci mef'ule müteallıktır. Leha da onun gibidir. 62'de men ismi mevsul mübtedadır. Haber ise mahsuftur. Mana şöyle oluyor. Ey yani takdiri kemen la yecibu bu takdirindedir. İza zarf olmuş olup aynı zamanda yecibu'ya müteallık olmak üzere şart olan fiilden mücerret bir zarftır. Kalilen ifadesi naib-i mef'ulü mutlaktır. Ma zaidedir. Tezekkerun ifadesi ise müstenife olmuş olmaktadır. 63'te men mevsul ve mübtedadır. Bunun da haberi mahsuftur. Mana şöyle olmuş olur. Ey yani kemen la yehdiküm takdirindedir. Men ikinci men ise bu ismi mevsul olmuş olup daha önceki mene matuftur. Beşerin ifadesi riyahtan haldir. Beyne ifadesi zarf-ı mekan olmuş olup beşerinin sıfatına müteallıktır. Yedey ifadesi, şuradaki yedey ifadesi muzafun ileyhtir ve ya ile de mecrurdur çünkü tesniyedir. Taalallah ifadesi ise müstenife olmuş olmaktadır. 64'te men ismi mevsul ve mübtedadır. Haberi mahsuf olup takdiri kemen la yebde manasındadır. İkinci men ise ismi mevsul ve daha önceki mene matuftur. Hatu ifadesi emir fiilidir ve emir fiili olup inkar manasında ve onun failini inkar manasında emir fiilidir. Hani hadi getiriniz bakalım. Eğer yani Allah'ı kabul etmiyorsanız o konuda bir delillerinizi hadi getirin bakalım. Yani onları bu manada delillerini getirmeye zorlamış oluyor. O inkarcıların inkarlarına karşı. Cümle şart cümlesi ve müstenifedir. Aynı zamanda kendisinden öncekine delalet eden mahsuf şartında cevabı olmuş olmaktadır. 65 ise men ismi mevsul ve mef'ulün bihtir. Fissemavat car ve mecrur olmuş olup sılasına müteallıktır. Gayb ifadesi ise bedel-i ihtimaldir, kapsamlı. Zamir ise mukadderdir. E yani gaybuhum takdirinde. İlla hasır edatıdır. Allah faildir. Mana şöyle olur. E yani la ya'lemu gaybe men fis semavati vel ard illallah. Yani yerdeki yerlerin ve göklerde bulunan her şeyin gaybını ancak bilmez, ancak Allah bilir. E yani ifadesi ismi istifhamdır, sonra edatı. Aynı zamanda zarfı zaman olmuş olup yeb'asune müteallıktır. Yeb'asune cümlesi ise bu da yeş'urune'ye. Yeş'urune'nin mef'ulün bihi oluyor. Aynı zamanda eyyâneye müteallıktır. Bu da ne olmuş oluyor? Yuvrakuna manasını tazammun etmiş oluyor. Evet. 66'da ise bel ifadesi, bu da aynı şekilde idrap harfi, örnek getirme, böyle mi böyle mi? Burada da nazarlar başka yöne çevrilmiş oluyor. Yine fil ahireti ifadesi iddarakeye müteallıktır. Cümle ondan sonraki belle beraber müstenife olmuş olmaktadır. Evet. Yani demek ki Cenab-ı Hak kendi yarattığı kudretini, azametini dile getirmek suretiyle kendi yaratıcılığını, kudretini ve düşünün diğer varlıklarla mukayese edebilir misiniz diye akla havale edip o manada sürekli bir şekilde düşündürmektedir.
Burada ayrıyeten 59-64 arasındaki belagat kuralları da zikredilmektedir. Edebi sanatlar 65-66 arasında da o edebi sanatlar burada zikredilmektedir. Bir de genel olarak 45'ten 66'ya kadar ister kelime olsun ister cümle olsun niçin böyle gelmiştir? Burada mecaz mı var, tıbak mı var, istiare mi var? Onu burada böylece o Kur'an'daki sanatları burada dile getirmiş olmaktadır. Evet, bu arada kıssamıza da şöyle bir nazar edelim. Kıssadan hisse olması temennisiyle. Dört şeyi dört yere bırakın. Uyumayı kabire, rahatı sırata, övünmeyi mizana, arzu ve istekleri cennete bırakın. Ey biçareler, mezaristana göçtüğünüz zaman eyvah, malımız harap olup, sayımız heba oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Feryat edip meyus olmayınız. Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır. Her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükafatını verecek ve her hayır elinde ve her hayır yapabilecek bir zat-ı Zülcelal sizi celbedip yer altında muvakkaten durdurur. Sonra huzuruna aldırır. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi ve vazifenizi bitirdiniz. Hizmetiniz bitti. Rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti. Ücret almaya gidiyorsunuz. İnşallah. Sivaslı dedeye sormuşlar. Küresel ısınma hakkında ne düşünüyorsun? Dede demiş ki, vallahi kardeş, sobanın yerini hiçbir şey tutmuyor. Öyle. Göz nereye bakar, gönül oraya akar. Gönül nereye akar, ayak oraya koşar. Olsun be, yaradan vardır. Sanma ki zalimin ettiği kârdır. Mazlumun ahı indirir şahı, her şeyin bir vakti vardır. Evet, Allah alem bir sevap, en doğrusunu Allah bilir. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahu davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.